TikTok'taki Pakistanlı tacizciler yine mi ya? Oy, yani gerçekten birazdan elime kopuzumu alıp göçmen kovalayacağım. TikTok'taki Pakistanlı tacizciler toplu taşıma araçlarında gördükleri Türk kadınlarını taciz amacıyla gidilecek hayda almaya devam ediyor. Bu kaç ya? Sırf bize yansıyan yüzüncü falan oldu herhalde bu anasını satayım. İstanbul'da yaşayan KingLag55 Kullanıcı <laughs> adlı <orası> bu çocuğu. <laughs> Pakistanlı sapık çok sayıda kadını gizlice kayda alarak yayınladı. Ya mesela arkadaşlar ben hukukun üstünlüğünü savunan bir insanım. Hukukun çalışması gerektiğini düşünüyorum. Her yerde her anlamda. Ama ben bu arkadaşı toplu taşımada bu şekilde görsem. Ve o an bu hukuk konusundaki düşüncelerim. Adrenalinin yükselmesiyle beraber. Ki öfke kontrol problemi var maalesef. Üzerinden gelebiliyorum artık daha çok ama. Bu arkadaşı orada eskitsek. Al başına belayı. Al başına belayı. Olan da sana olacak. Ölen de sana ölecek ya. Yani. Bir de falan da abi şuna bak bu ne ya Rabbi ya Sabır ya Resulallah ay. Sonra da biz yorum yapınca o arkadaşın dediği gibi ırkçıyız, faşistiz, kötüyüz, kakayız. Bu tür kadınları çekip TikTok'a yükleyen sırmacılar konusunda geçen bir sohbet olsun anlattığım gibi mevzu tacizden çok kültürel deformasyon sağlamak. Bu videoları izleyen kadınlar giydiklerine dikkat edecek. Böylelikle sırmacılar yaşam tarzını şekillendirmiş olacak. Diye bir fikir atmış Erlik. Yakında Pakistanlı, Afgan ve Suriyeliler Türk'ten daha fazla olacak. O zaman tüm layık insanları göstereceğiz. Demiş ki bunu önlemek için Türk kadınları tesettür ve burka gibi Pakistanlı kadınlar gibi terbiyeli giyinmeli. Kadın tarafının suçu. Ya bu bir sürü şeye sebep olabilir kendilerinin ve kendi e, ırkından olan insanların zarar görmesine sebep olabilir. Çünkü ortaya aşırı sağcı gruplar çıkar. Kapılara çarpı atılmaya başlanır. Allah muhafaza. Böyle bir şey asla istemem ama şimdi yalan söylemesin. Bak ne diyor ne diyor ne yapacaklarmış falan filan. böyle bir şey değil. Ama maalesef bu tarz olaylar artarsa, bu tarz çirkinlikler artarsa çok ciddi bir şekilde zaten bunların istenmediği halk tarafından da belirleniyor yani. Böyle 100 tane kafayı kırmış manyak çıkar. Ve bunları gerçekten yaparlar. O, o arada da hiç suçu olmayan insanlar da kaynar araya. Arkadaşlar bu ciddi bir şey oğlum. Ondan sonra tabii o da ona karşılık vermeye çalışır. Şu oldu bu oldu. Yani bu işte bilmem ne kadar sonra hak, yıl sonra hak istediklerinde terör örgütleri çıkabilir de diyorum ben ortaya. Hatta muhtemelen çıkar. Bu adamlar çok ciddi bir nüfusa eriştiğinde haklarını isteyecekler. E üniter devlet vermeyecek. Ondan sonra ne olacak? Aa, hadi biz de daha çıkıyoruz, çatışıyoruz. Şu oldu, bu oldu. Zaten sıkıntılı bir bölgede yerleşiyor çoğunluğu. E, sınır bölgeleri. Sınırda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bak Hatay diye hatırlatmış Erlik. Suriye Hatay'da hak iddia ediyor. Şu an hala Suriye Hatay'da hak iddia ediyor. Geçen bir ay önce mecliste konuştular. Yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa eğer. Ve orada nüfusu ele aldıklarında bir baskı yaptıklarında uluslararası alandan da üstüne geldiklerinde ne yap abi ne yapacaksın? Mesela bunlara çözüm nedir? Yani bu kodumun konusu böyle iki tane tweet atarak yani aman onlar bizim din kardeşimiz diyerek ya da onlar da insan ha falan diyerek çözülebilecek şeyler değil. Bu zaman ne yapacaksın? Yani bunun çok derinliği olan tarafları da var. Allah hakkı için ya 23 yaşında cahil ben bunları düşünebiliyorsam bu insanlar da düşünsün bir zahmet ya. Mesela bunlara cevapları var. Mesela mültecilerin kalmasını isteyen insanların ya da işte yönet siyasetçilerin daha doğrusu. Buna cevabı var. Mesela Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında şu olmaz mı diyor. Yok kardeşim böyle bir kargalar güler mi diyor buna ne diyorlar. Önümüzdeki günlerde gündeme geleceklerin habercisi. Bunlar onca Zafer Partisi'nin ırkçı diye saldıran bir zamanın FETÖ yardakçılarını göreceksiniz televizyonlarda. Biz sınmacı politikasının yanlış olduğunu söyledik diyeceklerdir. Ha tabii ki diyecekler. Tabii ki diyecekler. Zafer Partisi tek çözüm. Ha bak başlamış bile. Oh. Oh oh oh. Bu gerçek değil mi yoksa gerçek görmüyorsun? Sömürge Fransa Suriye'yi işgal ederken Fransa işgaline karşı Suriyeli devrimcileri desteklemeyi bırakması karşında o dönemde İskenderun ve Adana'yı Türkiye'ye bırakmıştı. Çalınan Suriye toprakları olduğunu öğreteceğiz onlara diyorlar. Bu düşüncede olan insanların bir kısmı geldi Türkiye'ye arkadaşlar. Bunlar şaka değil biz bunlardan bahsediyoruz. İnsanlar böyle sikik tatlısı hümanizmini çok affedersiniz ama ya neyse ya. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani bunu yapacağım diye bunları göz ardı ediyorsunuz. Bunlar çok büyük problemler. Bu kafadaki insanlar girdi. Çoğunun adını soyadını bile bilmiyoruz. Kayıtlı olan var, olmayan var. Oğlum ya bu bu tweet değil mevzu. Bunu destekleyen örgütler var. Türkiye içindeler. Yahu Urfa'da işitliler tutuklanıyor arkadaşlar. Adamlar sınırdan koşarak girmiş. Yapmayın. İki askerin yakılma emrini veren işitli tutuklanalı 3 ay oldu. Türkiye'de kuş satıyordu adam. Bak mesela bir örnek sadece. Bir de Türkiye'nin mesela Hatay için ne yapılacak abi yani var mı bir fikir? Mersin. Mersin'de de yine çok ciddi nüfus artıyor. Antep. Ya bu bölgelerde hayır abi hiçbir sorun çıkacağına inanmıyoruz biz falan demek biraz göz kapatmaktır. Ya da ne yalan söylemek falandır ne bileyim. İzmir Marşı Kurtuluş Savaşı görüntülerinde. Abi tamam görüntü mörüntü evet atalarımız vesaire yani. Yani senin orada harcayacağın paraya yazık. Böyle bir durumda Allah muhafaza Allah göstermesin. Orada yani bomba harcayacaksın. Asker, ha, asker şehit olacak. Ne yapacaksın? Bu videoyu açıp yapamayız. Tabii ki evet hani biliyoruz geçmesimizi biliyoruz. bu konuda mücadele edeceğimizi biliyoruz de bunun önünü şimdiden kesmek daha mantıklı değil mi? Niye başımıza bela gelince bununla mücadele edelim önünü kesmek varken? Ya da şu an yılda milyarlarca dolardan, milyarlarca eurodan ben niye kar etmeyeyim ya? Ya ben deli miyim ben? Ahmet Davutoğlu'nu getirin bana. Lan başlarımlar ne Osmanlı'nıza gerçekten fenalaşıyorum. Vallahi ağlayacağım ya gülüyoruz eğleniyoruz da